bir haberimizi daha aktaracağız birazdan. Ama öncesinde önemli bir konu başlığı var. Bu taksi sorunu nasıl çözülecek? Çünkü daha çözülmedi. Çözülebilecek mi? Ve çok daha fazlasını şimdi soracağız efendim. Taksiciler Esnaf Odası'nın yönetim kurulundan istifa eden bir isim var. Ona soracağız. Neden istifa ettiğini de soracağız. Ahmet Harmandar bizlerle, hoş geldiniz. İyi günler Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Şimdi tabii ki bir sorun var ki İstanbul'da çözülemeyen bir sorun. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi taksi sorun, ama ben öncesinde şunu sorarak başlamak istiyorum. Taksiciler Esnaf Odası'nın yönetim kurulundan neden istifa ettiniz? Bu yola ben 1996 yılında bir idealim ve hedeflerim için çıkmıştım. Odamızı 40 yıldır yöneten bir hanedanlık vardı. Bu hanedanlığı bozmak için bu yola çıkmıştık. Fakat umduğumuz gibi olmadı. Bizim seçtiğimiz arkadaşlar hanedanlığı devam ettirmeye çalıştılar. Ben de bu yüzden istifa ettim. Nasıl bir hanedanlık efendim bu? Biraz açar mısınız? Yani niye hanedanlık olarak nitelendiriliyorsunuz? Neler yapılıyordu ki orada? Nasıl kararlar alınıyordu? Burada daha önceden tek kişi, tek yönetim, ortak akıl yoktu daha önceden. Bizim dönemimizde de ben 1996'da bu mücadeleye çıktığımda bu hanedanlığı yıkmak için çeşitli arkadaşlarla bu yola çıkmıştık. Tabii geçen zaman içinde biraz savrulduk. Ben şahsen hedefe ulaştığımı düşünüyordum ama gerçekten de boşa uğraşmış. Boşa çıktı çabalar diyorsunuz bir yandan da. Bazı iddialarınız da var efendim. İşte muhabirimiz Ali Morca'ya da konuştuğunuz iddialar bunlar. Mesela yönetime geldiğinizden bu yana iki kere taksimetre ayarı yapıldığını ama yönetimdeki isimlerin eş ve akrabalarına ortaklı plakalar çıkarıldığını iddia ediyorsunuz. Yine bu plakaların çoğunun oda yönetimindeki isimlerin yakınlarına ait olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu doğru mu? İddia etmiyorum. Bu gerçek, belgeli. Gerçek, belgeli. Evet. Çünkü bu konular hassas konular. Evet. Belgesiz, bilgisiz konuşmak sıkıntılar oluşturur. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan. Belgesiz ve bilgisiz olarak konuşmuyorum. Bunların belgeleri mevcut. Evet. Peki yani iki tane taksimetre ayarlarından hemen sonra iki plaka ortaya çıkıyor. Ve birisi 9 ortak, diğeri 11 ortak. Ve bu 10.553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında şöyle bir ibare var. Taksici olabilmenin birinci şartı geçiminizi bu işten temin ediyor olmak. Fakat bu plaka sahipleri şu anda odamız çalışanları ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın eşleri, çocukları, akrabaları. Evet, peki bunlar yaşanırken genel müdür kimdi efendim? Yani isim vermeniz gerekirse. Şimdi normalde odaların işleyişinde 5362'ye göre odalarda genel müdür diye bir makam yok. Fakat onu bizim sağ olsun taksiciler odası böyle bir makam ihdas ettik. Zeynep Kılıç odamızda genel müdürlük yaptı belli bir dönem. İşin en ilginç tarafı odamızda çalışan yaklaşık 40'a yakın personel, bunun 18'i üniversite mezunu üniversite ve mezunu. Bizim atadığımız genel müdürümüz ilkokul mezunu. Evet, aslında şöyle de bir durumu yine ifade ediyorsunuz. En son yapılan zamda taksimetreler yeniden ayarlanırken İstanbul'da farklı, Ankara'da farklı ücretler alındı diyorsunuz. Firmaların odaya sessiz kalması için yani avanta vermiş olabilme durumu var mı? Böyle bir şey söz konusu mu? Niye bu kadar fark var İstanbul'la Ankara arasında mesela? Şimdi onun yorumunu tamamen kamuoyuna bırakıyorum. Çünkü ama siz de bir yorum aynı yapmak şirket, isterseniz bu kadar çünkü bu aynı odada bulunan birisiniz. Şimdi yorum yaparsak bu hukuki açıdan bize zorluklar getirir. O yüzden yorum yapamıyorum. Yorumu kamuoyuna bırakıyorum. Peki. Aynı taksi metre ayarı aynı şirket tarafından Ankara'da 300, 340, 360, 380 gibi tam olarak bilgi veremeyeceğim o konuda. Elimde belge yok. Bu civarlarda ama aynı şirket ayarı Ankara'da, İstanbul'da 600,
80, 670, 690 gibi rakamları. Buradaki aradaki farkı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani ve iki tane bu 9 ve 11 ortaklı plakaların ortaya çıkmış noktası da bu ayarlardan hemen sonrasına denk geliyor. Peki bu konuda efendim son olarak şunu da sorayım. Yani mevcut başkan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başkanı Eyüp Aksu, o bu konuya ilişkin şikayet yaptığını söylüyor, deniyor kamuoyunda da. Böyle bir şey doğru mu? Şikayetten haberiniz var mı? Şimdi Gizem Hanım, yargıya taşıdığı söyleniyor durumu. Ortada 5 milyon gibi bir rakam var. Evet. Ankara İstanbul arasındaki farktan doğan 5 milyon gibi bir rakam var. Bu şirketlerin yediği cezalar da 50-60 bin civarı. Evet. Peki şikayetten dolayı yedikleri ceza 50-60 bin lira civarında. Ama ortadaki fark 4-5 milyon civarı. Evet. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Tabii ki bu konu daha detaylı bir şekilde yine dediğiniz gibi verilerle ortaya da çıkacaktır. Ayrıntılar çıktıkça bir kez daha konuşacağız. Belki birkaç kez daha konuşacağız bu konuyu. Bir